bir canlı bağlantı noktamız var. Antalya İl Müftüsü Sayın Osman Artan'a bağlanacağız. Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Belirttiğim üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu sene Ramazan Bayramı önceki yıllardan farklı olarak kutlanacak. Cemaatle namaz kılmak maalesef koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak, kılınamıyor. Evlerde kutlamamız gerekecek bu bayramı sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan dolayı. Evlerinde olanlar ibadetlerini nasıl yapsınlar, nelere dikkat etsinler? Teşekkür ederim. Sizin kanalınıza hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ramazan'ın son günlerindeyiz. Bayrama kavuşmak üzereyiz. Rabbim bütün kardeşlerimize sağlık ve afiyetler versin. Sizlere de kolaylıklar ihsan eylesin inşallah. Tabii bu sene hem üzüntülüyüz hem sevinçliyiz. Sevinçliyiz. Bir Ramazan boyu oruç tutmanın sıkıntıların neticesinde bayrama kavuşmanın sevinci var içerimizde. Ama üzüntülüyüz. Tabii geçen yıllarda Ramazan'ın orucu bittikten sonra bayrama çoluğumuzla, çocuğumuzla, gencimizle, yaşlımızla camilerimize koştuk. Orada bayram namazlarını kıldık. En yeni elbiselerimizle, birbirimizle bayramlaştık. Evlere gittik, yaşlarımızın ellerini öptük, dualarını aldık. Mezarlık ziyaretlerini yaptık. Ama bu sene bu salgın hastalık vesilesiyle maalesef bunlardan mahrumuz. Tabii bu hastalık bir mikrop, bütün dünyada yaygın bir halde. Şu ana kadar 300 bine yakın ölünün olduğunu işte televizyonlarda basın kanalıyla öğreniyoruz. Memleketimizi Rabbim muhafaza eylesin diye de şu mübarek günlerde dua ediyoruz. Ha, şimdi ne yapmamız lazım? Bayram namazı malum vacip olan bir namazdır. Oruç tuttuktan sonra o sıkıntılarımızın neticesinde oruç tutmanın sevincini birlikte yaşama günüdür bayram günü. Tabii bu sene bayramla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı da bir açıklama yaptı. 4 günde sokağa çıkma yasağı olduğu için bayram namazı camilerde kılınmayacaktır. Vatandaşlarımızın bu bayramı da hissedebilmeleri için biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bütün il müftülükleri bayram namazı vaktinde camilerimizde malumunuz bayram günleri namaz kılınırken tekbir getiriyoruz. Tekbirler getirilecek. Yani o heyecanı, o duyguyu vatandaşlarımızın yaşamasını sağlayacağız. Başka ne yapabiliriz vatandaşlarımızın sorularından birisi de bu. Malumunuz bayram namazı aynen cuma namazı gibi belli şartları taşıyan ve camilerde toplu halde kılınması gereken bir ibadet. Ferdi olarak yapılmayacak olan bir ibadet. Ama Hanefi mezhebinde böyle bu. Şafii kardeşlerimiz var. Onlar için de sünnettir bayram namazı. Onlar isterlerse evlerinde kendi başlarına bayram namazını kılabilirler. Ha, biz ne yapacağız? Vatandaşlarımızın bu sorusuna vereceğimiz cevap da şudur. Malum sünnet olan bir namaz var Peygamberimizin. Duha namazı. Yani kuşluk namazı da diyoruz Türkçe itibariyle söyleyecek olursak 2 rekat veya 4 rekat olarak kılınması lazım. İşte bayram namazı vaktinde bu kuşluk namazımızı duha namazımızı niyet ettim Allah rızası için kuşluk namazını kılmaya diyerek 2 rekat veya 4 rekat namazımızı kılabiliriz. Evlerimizde bu ibadetimizi yapabiliriz. Ayrıca bayram gününün o güzel coşkusunu evimizdeki bulunan aile fertlerimizle birlikte geçmişlerimize bir Kur'an-ı Kerim okumak suretiyle, bir dua etmek suretiyle dualar çok önemli bugünlerde. Çünkü bir hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki duaların reddolunmayacağı zamanlar vardır diyor. Bunlardan bir tanesi de bayram günleridir. İşte bugünlerde memleketimizin bu hastalıktan kurtulup bir an önce eski günlerimize dönebilmemiz, kucaklaşabilmemiz, bayramımızı coşkuyla kutlayabilmemizin arzusu ve isteğini inşallah dualarımızda da dile getirelim. Ve bu şekilde bayramımızı değerlendirmeye çalışalım. Normalleşme adımları da atılmaya başlandı. Birçok kişi camilerin ne zaman ibadete açılacağını merak ediyordu. Bayramdan sonrası için takvim belirlendi. Zaman açıklandı. Onu da ifade edeyim. Önümüzdeki cuma günü, ayın 29'undan itibaren camilerimiz Allah nasip ederse açılacak. Ama her cami değil. Evet,
Detaylarından bahsetsek, hangi camiler açılacak ya da ibadet yapmaya gideceklerin nelere dikkat etmesi gerekiyor? Camiye giriş çıkışlarda herhangi bir tedbir alınacak mı? Şimdi teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle, camilerimizi şu anda ilçe müftülerimiz tespit ediyorlar. Ama genel prensipler şu. Cuma namazında başlayacak, cuma günü cuma namazıyla başlayacak. Kesinlikle cami içerisinde namaz kılınmayacak. Halının üzerinde namaz kılınmayacak. Çünkü oradan bulaşma riski çok fazla. Ayrıca tuvaletler ve şadırvanlar kapatılacak. Vatandaşlarımızın ortak kullanımına kapatılmış olacak. Vatandaşımız abdestini almak suretiyle, abdestini evinde almak suretiyle, seccadesini de evinden alarak bizim belirlediğimiz yerlerde cuma namazını kılacağız. Biz şimdi şu anda onun tespitlerini yapıyoruz. İnşallah sizin programınızla da çarşamba günü veya perşembe günü sizce ne zaman uygunsa vatandaşlarımızla bu konuda bilgilendirme de yapacağız önümüzde bayramdan sonra. Tabii ki. Düşüncemiz şu, pazar yerlerinde bunları cuma namazını kılmak ama diğer vakitleri ise öğlen ikindin camilerimizde namaz kılınacaktır. Biraz önce söylediğimiz gibi herkes seccadesini getirmek suretiyle öğlen ikindin camilerimizde namaz kılınacaktır. Ama sosyal mesafelere de dikkat edeceğiz. Mesela cemaat olurken saflarımız arasında, kişilerin arasında en az 1,5 metre sosyal mesafe olacak. Ve herkes maskesiyle camiye gelecek. Ve hijyenik şartlara uyacağız. Dezenfeksiyon çalışmalarımızı belediyelerimizle beraber yapıyoruz. Yani vatandaşlarımızın ibadetlerini yaparken bu hastalığın yayılmasına da sebep olmaması konusunda gereken hassasiyeti göstereceğiz. Ben tabii şunu da ifade edeyim sizlerin aracılığıyla. Çok güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Bugün de böyle bir tevafuk oldu programın olması. 65 yaşından yüksek kardeşlerimiz, amcalarımız, dayılarımız, babalarımız ve 20 yaşından küçük kardeşlerimiz mümkün mertebe ibadetlerini evlerinde yaparlarsa iyi olur. Çünkü şu anda normalleşme dönemine girdik. Ama Sayın Bakanımızın da ifade ettiği çok güzel bir söz var. Bu bizim gevşememize sebep olmasın. Tekrar ikinci bir dalganın gelmesine sebep olmasın. Tamamen bu hastalığın gitmesi için hepimize görev düşüyor. Bu bir sorumluluktur, bu bir dini vecibedir. Yani evimizde namazımızı kıldığımızda o güzel niyetimizle biz camide kılmış gibi sevaba gireceğimizi inanıyoruz, ümit ediyoruz. Evet. Ve tabii bu korona ve sonrasında başlatılan mücadeleyle birlikte pek çok noktada değişiklikler yaşandı. Pek çok noktayı etkiledi koronavirüs ve sonrasındaki gelişmelerden dolayı. Haç takviminde bir değişiklik var mı? Pek çok kişi bunu da merak ediyor. Şimdi haç takviminde geçenlerde Sayın Diyanet İşleri Başkanımız bir genel programda da açıkladı. Şu anda bir belirsizlik var. Tabii haç bizimle ilgili değil. Suudi Arabistan'la ilgili olduğu için Suudi Arabistan'ın alacağı kararların doğrultusunda hareket edilecek. Acaba çok az bir miktarda, çünkü haçta bizim 83 bin vatandaşımızın kaydını yaptık. Paralarının bir kısmı alındı. Her türlü görevlerin tespiti yapıldı. Arabistan'daki evlerin kiraları yapıldı, tutuldu. Ama tabii bunların hepsi pandemiden önceki yapılan işlemler. Şimdi sosyal mesafe meselesi var. Her odada birer kişinin kalması var. Asansörlerde bir kişiden veya iki kişiden fazla kişinin binmemesi var. Servis dediğimiz araçlar, onlar en büyük izdihamı meydana getiren yerler. Bunların hepsinde tabii sıkıntılar var. Onun için Suudi Arabistan'ın kararı bekleniyor. O karar geldikten sonra Diyanet İşleri Başkanlığı da ona göre kararını verecek. Ama büyük ihtimalle şu ana kadar bu gelmediğine göre büyük ihtimal iptal olabilir diye de düşünüyoruz ama tabii Suudi Arabistan'dan gelecek karardan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı karar verecek. Evet. Çok teşekkürler. Önemli bilgiler verdiniz. Ben de teşekkür ediyorum. Eğer uygun olursa bu sizlerin aracılığıyla da çarşamba günü veya perşembe merkezden cuma namazı kılınacak yerleri basın yoluyla, sizlerin yoluyla vatandaşlarımıza duyuracağız. Vatandaşlarımız da biraz önce söylediğim duyarlılığa sahip olarak seccadesini alacak, evinde abdestini alıp gelip namazını kılacak.
Biz de onlara en güzel bir şekilde, kısa bir şekilde, fazla onları orada tutmadan bir an önce ibadetleri yapmaları konusunda gerekli tedbirlerimizi alıyoruz. Evet, biz notumuzu aldık. Bir aksilik olmazsa detaylarını çarşamba günü sizin de belirttiğiniz üzere ekranlarımıza getiririz, izleyicilerimizle paylaşırız. Çok teşekkürler tekrardan. Ben de teşekkür ediyorum. Sizlere ve değerli dinleyicilerimize hayırlı bayramlar diliyorum. Bayram sadece fiziken değil, telefonlarımızla veya sosyal medya aracılığıyla da en güzel duygularımızı, dileklerimizi dostlarımıza, annelerimize, babalarımıza iletebiliriz. Yani bütün vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyorum. Evlerinde kalmak suretiyle bayramlarını geçirirlerse ileride çok daha güzel bayramlar geçirmemizin önü de açılmış olacaktır. Onu da ben belirterek sözlerimi bitiriyorum. Teşekkürler.